Merhaba arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi yazlık örgülerimizde yelek ceket yapımında bluz yapımında kullanabiliriz. Bebek örgülerinde de gayet güzel duracaktır. Şöyle görelim. Trabzanlarımız kaydırmalı olarak ilerliyor. Bir sıramızda trabzanlarımızı örerken diğer sıramızda zincirlerimizin olduğu yerde trabzanlarımızı görmekteyiz. Sonra tekrar birinci sıramızda üçüncü sıramız aynı iki ile dördüncü sıramızda aynı şekilde tekrar ederek ilerlemekte Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızın yapımına başlayalım kolay gelsin Bu modelimizi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim en son zincirimin üzerine elimi tutuyorum ve üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum ve elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum ve burada ilk yuvamızı kuruyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincir içerisine girerek kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincir içerisine girerek Sık iğnemle kapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.ye batıyoruz. Üstten 4 zincir ve alttan 5. zincirle bağlanıyoruz ve yuva sayısı tekli olarak tamamlanması gerekiyor. 2 3 4 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'e batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Yuvalarımızı örerek geldim. En son yuvamızı birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 altından giriyorum ve tamamlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yuvamın içerisine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 4 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki yuva içerisine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuva içerisine 4 trabzan örüyorum 1 2 3 ve 4 3 zincir yuva içerisine batıyorum 3 zincirle tekrar devam ediyorum bir sonraki yuvaya 4 trabzan örüyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 zincir hemen yandaki yuvaya batıyorum Şöyle baktığımızda bir yuvada trabzanlarımız, bir yuvada zincirlerimiz, trabzanımız, zincirlerimiz şekliyle sona kadar ilerleyelim. Son yuvamıza kadar örerek geldim. En son yuvamıza 4 tane trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm. Burada bakınız 4 trabzanımızın yanında bir trabzanla kenar çalışması yapmıştık. Burada da aynı işlemimizi yapıyoruz. 4 trabzanımı şöyle biraz çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki en uç noktaya gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3 defa da çekiyorum. Her iki kenarımıza da birer kenar trabzanımızı bu şekilde örmüş oluyoruz. Trabzanlarımızı her iki kenarda da görmekteyiz. Bakınız kenarda 5 trabzan 5 trabzan şeklinde oldu şimdi bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum kenar trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum modelimiz kaydırmalı olduğu için yerlerini değiştireceğiz şimdi zincir sıramızda 4 zinciri aşağıda 3 zincir çekmiştik ilkinin içerisine sık iğnemle batıyorum 1 2 3 4 Diğer zincir içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir batıyorum. Diğer tarafına trabzanımın. 1, 2, 3, 4 zincir içerisi. 1, 2, 3, 4 şöyle bakınız. Trabzanımın üzerinden atlıyorum. 1, 2, 3, 4 yandaki zincire hiç atlamadan yuvaları bu şekilde örerek ilerleyelim sona kadar geldim en son bakınız kenarda 4 tane trabzanız bir de kenar trabzanımız vardı 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum son trabzan üzerine bir defa da çektiğim trabzanımı örüyorum başlangıçta sık iğne örmüştük burada da başını dolayıp tek seferde çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum burada modelimizi kurmuştuk şimdi kaydıracağımız için yani trabzanlarımız ikinci grubun içerisine gelecek birinciye zincirlerimiz 6 zincirimi çektim hemen zincirimin altından girerek sık iğnemle batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 6 zincir çekmemizin sebebi kenarın 3 zinciri ve de aradaki devam eden 3 zincir toplamda 6 zincir diğer 3 zincirimi çektim ve modelimiz kaydırmalı olduğu için buraya 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 kaydırdık bakınız şimdi 3 tane zincir 1 2 3 araya batıyorum yeniden 1 2 3 Sıradaki zincir yuvası içerisine 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 3 zincirle devam ediyorum. Giriyorum. Tekrar 3 zincir. Buraya trabzanlarımı örüyorum. Ve sonra doğru ilerliyorum. Önce şöyle görmenizi istiyorum. Aşağıdaki trabzan sırası üzerine zincir ördük. Zincirlerin üzerine trabzan kaydırma işlemimizi yaptık. Şimdi sona doğru ilerleyelim. Sona kadar geldim. Şöyle her ikisi de beyaz olduğu için daha güzel görülmesini istiyorum. 3 zincirimi çektim. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki sık iğnem üzerine 1 2 3 kenarımızı da örüyorum modelimizi kaydırarak her iki sırasında kurduk şimdi zincirlerimizden zeminimizi yeniden hazırlamaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen yandaki bakınız dibine değil ikinci zincir yuvasına batıyorum aradaki zincirleri 4 tane çekiyorum trabzanımın üzerinden aşırtıyorum. 1 2 3 4. Diğer zincirime batıyorum. 1 2 3 4. Tırabzanlarımın üzerinden atlıyorum. Diğer zincirime 4'er zincir çekerek sona doğru ilerleyelim. Sona kadar geldim. 4 zincirimi çektim. Sona batıyorum. Aradan yine ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 şimdi birinci sıradaki düzenimiz üzerine kurmaya başlıyoruz yani zincirimizden sonra 4 tane trabzan 3 zincir ve 3 zincir tekrar 4 trabzan zincirlerimiz 4 trabzanımızı kuruyoruz araya 3'er zincirlerimizi kuruyoruz 3 tane kenar zincirimi çektikten sonra yuva içerisine giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 3 zincir çekiyorum 1 2 3 batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aşağıda bakınız trabzanımız 4 trabzan ve bu şekilde modelimizi, sırası ile kaydırarak örüyoruz. Şimdi biraz büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Ben biraz daha örerek büyüttüm. Şöyle bakalım. Trabzan gruplarımızı ve kafeslerimizi kaydırarak modelimizi kurduk. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceydik. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.